Çok güzel ya. Birisi bana Twitch gelir mi sormuş chatten. Açıklayayım mı lan? Ne kadar Twitch'ten bir ayda ne kadar kazandığımı açıklayayım mı? Yasak mı? Twitch'ten kazandığımı açıklamayayım. Totale vurayım direkt. Total kazancımı açıklayayım. Sen bilirsin de Twitch'ten aldığım parayı söylemek yasak. Yo, Twitch'ten aldığımı yazmayacağım, söylemeyeceğim ki. Ne kime ne abi? Hayır. YouTube, Twitch veya genel sponsorluklar vesaire. Söylemiyorum. 13K falan oluyor ya. Hatta 13K az geliyor, öyle söyleyeyim. Az geliyor derken fazlası da oluyor bazen. Gelen reklamlara göre de değişiyor. Bir 12-13K oluyor yani. Öyle söyleyeyim. Ben direkt her ay 3K'sını babama veriyorum. Babam o 3K'nın 1K'sını benim yatırım hesabıma atıyor. 2K'sını da çatır çutur yiyor. Öyle aile yemeğine falan çıkarıyor bize. Ayda birkaç kere. Ondan sonra babamın borcu var. Bir de babamın kredi borcu var. Ev almıştı babam. Onun kredi borcuna yardımcı oluyorum. O kadar, geri kalan da bana kalıyor işte. Ay. Bu ne biçim bug ya? Ne bug'ı lan? Doşluyorum adamı, yine de hitbox'ına giriyor. Anlamadım. Şey oldu. Geçen hayatta beni iş bankası aradı. Dedi, vergimi kaçırıyorsun. Senin her ay hesabına nasıl 5-6 bin dolar giriyor falan yazdı bana. Şey arayıp aradı, söyledi bana iş bankası. Dedim yok abi, ne vergi kaçaklığı, al bu benim sözleşmem, ben Twitch partneriyim falan filan. Twitch partnerinde falan müdüre anlatana kadar ırzıma geçildi. Banka hesabıma bloke koydular direkt. Hesapta 5 bin dolar var. Hesaptaki paraya el koydular. Dedim oranızı bilmem ne yaparım. Hayırdır oğlum? Torbacı mısın moruk, hayırdır falan. İnanılmaz ya. Bana yardıma gelsenize. Kain gel. Beni vergi kaçakçısı zannettin, biliyor musun? Moruk. Geldim, geldim. Aldık onu. Yapıştır, gel, devam et. Gel. Geliyorum uzak. Vur. Tamam, vurmana gerek kalmadı kanki. What the fuck? Vur ona. Şu an kesiyoruz bak onu. Vur. Aaa, öldüm. Güzel mi? Keşke beni de vergi kaçakçısı sansalar ya. İnanılmaz ya. Ay ananı. Yok arkadaşlar, donate'lerden falan bahsetmiyorum ya. Bu genel reklam gelirlerinden bahsediyorum. Totale vurduğunuz zaman. Aa, amına donate'ler ayrı, bilmiyorum. Onu hiç Allah. Bilmiyorum. Daha çok versin yani. Ne diyelim. Ayda 13 bin lira kazanıyorsan şu kardeşine bir 500 liralık oyuncu koltuğu almıyorsun değil mi? Almıyorum, evet. Oğlum bu ayki tüm kazancım zaten arabaya gidecek. Kanka 3 aydır ağlıyorum ama sana. Ağla, kudur, çıldır, sümkür, delir, ne diyeyim yani. Ama insan alır bir tane yani, ne var ya? Yani? Oğlum ne yapabilirim ki yani, elimden ne gelir? Ben bu paranın hepsini yemiyorum ki. Benim bir ay içinde toplarsan harcadığım para 2-2.5K'yı geçmiyor, öyle söyleyeyim sana. En fazla orada, maksimum. Bak adam helali hoş olsun yazdı, ne güzel. Salladığımı helal düşünen olsun. Kafasına göre takılsın arkadaşlar. Salladığımı düşünen varsa eğer, gerçekten yalan falan söylediğimi düşünen varsa, hiç ya ne bileyim, hani bu YouTuber'lar diyor işte YouTube'dan 10 lira kazanıyorum ayda falan. Öyle bir dünya yok arkadaşlar, haberiniz olsun. Biz onu yeni öğrendik. Öyle bir dünya yok yani. YouTube'da 10 lira kazanılmaz. Şöyle söyleyeyim size. YouTube'da benim gibi 150-200 bin abonesi olan bir YouTube kanalı 100 bin izlenmeden 150 dolar falan kazanıyor. Ayda 30 video atsa, her videosu 350-400K izlense, yaklaşık YouTube gelir arkadaşlar 15K dolar falan oluyor, haberiniz olsun. Ya kendim için söylemedim, ben video atmıyorum YouTube'a. Ne oluyor lan, dodos yedik amına koyayım. Heh. Düzeldi, tamam. Salla başını, al maaşı demişsin.
Öyle olsun arkadaşlar. Nasıl düşünüyorsanız düşünün amına koyayım. Zaten biraz hani beyin Açacağım şimdi olarak yaşarsın. dashboard'umu göstereceğim. Sinir oldum O ya. asıl yasak kanka. Biliyorum Asıl yasak olan işte şey o. göstermeyeceğim. Tabii ki göstermem de. Öyle bir şey yapmam tabii ki de yani. Milletin kazancını hesaplayın işte arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim. 100 bin izlenen bir oyun videosu 150 dolar kazandırıyor. Gerçek hayat videolarının gelirleri çok daha yüksek arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim yani. Şimdi sen yazmışsın ya 100K izlenmeden 3 lira kazandım diye. Birincisi YouTube partneri değilsin. O yüzden az kazanmışsındır. İkincisi video 10 dakikanın altındadır. Eğer YouTube'da paylaştığınız video 10 dakikanın altındaysa YouTube sizden kazancı %83 kesiyor arkadaşlar. Video 10 dakikadan fazlaysa baş reklam koyuyorsunuz. Son reklam koyabiliyorsunuz. Orta reklam koyabiliyorsunuz. Artık geçilemeyen, durdurulamaz reklamlar eğer orada YouTube'un size atıyorum pazarlamış olduğu reklamlar arasında hani böyle 3-4 saniyelik durdurulamayan reklamlar var ya onlardan deli para kazanıyorsunuz. O yüzden mesela çoğu YouTuber videolarını 10 dakikadan uzun yapar arkadaşlar. Kimse hani çıkıp ben YouTube'dan para kazanmıyorum demesin YouTube kanalında eğer izlenmesi fazlaysa veya ne bileyim 10 dakikadan fazla videosu varsa hiç sıkmasa hiç ateş etmesin yani. Ama İşte şimdi ben de 100 bin onu izlenmeden söylemiştim. 100 bin izlenmeden 40-50 dolar aldığımız aylar da var. O nasıl oluyor? O da bizim YouTube'un bize pazarlamış olduğu ve bize pay ettiği reklamlarda oluyor. Şöyle düşünün. Lords Mobile atıyorum. Çok fazla yatırım yapmıştır YouTube'a. Onun kazancı, YouTube'un size verdiği kazanç fazladır. Ama ondan sonra atıyorum çamaşır suyu reklamı çıkar. Örnek veriyorum. Ya en basitinden örnek verdim. Onun reklam geliri YouTube'a verdiği yatırım daha düşüktür. O yüzden size YouTube az pay verir. O yüzden değişiyor. Hadi bana gelin de bir gank atın. Adam anamı sikti. PewDiePie Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla kazanıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Onu da belirtmek isterim yani. Bayağı yardım etti Zerita. Allah razı olsun kendisinden. Ben dürüstüm arkadaşlar. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum hepsini açıklamaktan çekinmeden söyleyebilen bir ayarlayama challenge. Öldüm arkadaşlar galiba. Bakayım, ölmüşüm evet. Ekran karardığına göre öldüm. Bir de düşünün yani bak şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 1000 izlenme başına 0,89 dolar falan kazanıyorsunuz. Ama abi Amerika'da adamlara 1000 izlenmeye 3,5 dolar falan veriyorlar ya. İnanılmaz bir şey abi ya. Ona göre PewDiePie'in gelirini hesaplayın. İşte örnek veriyorum. Bizim reklam gelirimiz çok çok daha düşük. Öyle söyleyeyim size. Yabancı YouTuber'lar var ya parayı böyle lap 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 zıplatıyor havada. Başka bir şey demek istemiyorum size arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ki şurada zaten her yayın açtığında 7-8 tane Yani sıkıntı mesela var. beni gerçekten seviyorsanız, destekliyorsanız örnek veriyorum. Oldu bu arada Musti'ye selamlar. Teşekkürler, aleykümselam. Şöyle düşünün. Ne diyordum en son lan? Ben ne diyecektim? Seviyorsanız, Ha, eğer seviyorsanız, destekliyorsanız sadece reklamı izlemeniz yeterli o kadar. Bir yayıncıyı veya herhangi bir YouTuber'ı, bir Twitch yayıncısını, YouTuber'ı izliyorsanız adamın videosunda reklam mı çıktı? Bir kere tıkladın. O adama donate atmış kadar oluyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Veya reklamdaki uygulamayı indirdin. O şekilde söyleyeyim. Instagram'da para kazanma diye bir şey yok. Çok fazla takip edilen bir sayfam vardır. Atıyorum 800-900 binlik bir sayfam vardır. Oraya böyle mal mal reklamlar alırsın. Ayakkabı reklamı alırsın atıyorum. Airbags reklamı. Ha, Airbags reklamı falan alırsın. Adam sana 300-400 lira para verir. Geçersin. Budur olay. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu sektörde herkes para kazanacağım diye girebilir. Ama kendini monetize edemeyen hiçbir şekilde para kazanamaz. Burada kendini monetize etmek dediğim şey kendi reklam taslaklarınızı oluşturmak. İyi pazarlık yapmak reklam firmalarıyla. Mesela sana bir firma geldi. Aslında atıyorum başka bir yayıncıyla 15 bin liraya anlaşmıştır. Sana ilk önce 3 bin lira diyordur mesela. Sen adamı allar pullarsın. Adam sana onu yine 15 bin lira yapar. Örnek veriyorum. Bu da önemlidir bu arada. Bunu da not olarak geçtim. Çok akıllı çocuk. Musti cidden seviyorum. İbne'yi yazmış. Mad Dogs TR. Teşekkür ederim. Ben de garsonluk yapıyorum. Gece 2'de geliyorum. İyi para demiş.
Çok saçma paralar dönüyor ya. Ben babama bakıyorum, kazandığı paraya bakıyorum. Benim kazandığım paraya bakıyorum. Adama üzülüyorum, ne bileyim ya. Çok dengesiz paralar dönüyor yani. Gerçekten hiçbir vasfı olmadan bile sadece gülüşüyle veya sadece profesyonel oyunculuğuyla veya bir oyuna yeteneğim varsa vesaire vesaire dünyanın parasını kazanabiliyorlar insanlar. Öyle düşünün. İnanılmaz ya. Musti lan seni çok seviyorum, hastayım sana AQ yazmış. Kanki ben de sana baya ben de sana hastayım kardeşim ama salya sümük hastayım. Ne ses? Ay, bunu keser miyim acaba? Dur bakayım. Hop güle güle ablam. Şey ablam, adı neydi bunun? Fiora mıydı o çarın adı? Aynen Fiora, Fiora Evet. ablam. Güle güle ablam. Dü 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 dü. Aa, benden başka bir yayıncının veya YouTuber'ın gelirini yorumlamamı istemeyin. Öyle bir şey hakkım kesinlikle yok. Yasak olmasa bile yok. Öyle bir dünya yok arkadaşlar, haberiniz olsun. Öyle bir yorum yapamam. Hiçbir şekilde yapamam. Hem yasak hem de ayıp denen bir şey var. Kimsenin, kendi işimle ilgileniyorum ben, öyle söyleyeyim. Kardeşim hadi benim gelirimi bulalım. Senin gelirini biliyorum. Freestand'da, Freestand'da. Bütün YouTuber'lar diyor ki işte ben ayda 10 lira kazanıyorum, ben ayda 20 lira kazanıyorum, ben ayda 600 lira kazanıyorum. Amına koyayım ben ayda ne kadar kazanıyorum diye YouTube videosu paylaşsam bütün YouTuber'lar beni linç eder amına koyayım. Niye bütün sırrı bozuyorsun diye. Kur'an çarpsın bak, yemin ederim abi. Birader sal da XP toplayayım ya. Saat 4 olmuş lan. Olur kanki, doğrudur. Reis sen 30 yaşına gelince bu işi yapacağım mı yapmayacaksın? Kazansan ne yazar demiş. Lan amçullaması. Sana Nasıl diyorum bir ki, düşünce yapısı ya? Sana diyorum ki, amına adam koyduğun yatırım yapıyorum çullaması. diyor, yatırım. Diyorum ki sana, ben ayda eğer 15 bin kazanıyorsam diyorum. Babam diyorum, hani diyorum, kenara diyorum, her ay diyorum, 3 diyorum, 4 diyorum, 5 diyorum. Alo. Ben bu işi bitirdikten sonra ev aldım, araba aldım diyor biliyorsam, bu işi yaptığımı asla pişman olmam. Ki araba Adamın alacağım. 3-4 aylık kazancı senin babanın yıllık kazancı. Yani Ve artı matematik şöyle bir şey, yıllığı lan bu adamın. adamlar Bu adam çok izlendikleri için çok büyük konsantreleri oluyor ve her yerde işe girebiliyorlar Tabii ya, istedikleri o şekilde de şeyler, düşün. Ben bu işi marketing bıraktıkta şirketlerine. aynen. PR çalışmalarına vesaire dahil olma şansımız Yani. çok yüksek. Ki ben şunu söyleyeyim. Şu kazayı yapmasaydım ben bu ay araba alıyordum arkadaşlar. Şu son yaptığım kaza var ya. O yüzden 2 ay aksadı işte. 2 mi 1 ay mı ne aksadı.